İsrail yönetimi Filistinlilerin sosyal medya üzerinden organize olduğu iddiasında bulunarak Facebook, Twitter ve TikTok'a müdahale edilmesi emrini verdi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda şehit olanların sayısı yükselirken Tel Aviv ile Filistin'in ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. SİHA'ların Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'da görev yapacağı belirtildi. İsrail orantısız güçle Filistin'e saldırılarına devam ederken bu saldırılar dünya kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılaştı. İsrail hükümeti saldırılara gelen tepkileri kontrol altına alınması için sosyal medya şirketlerinden müdahale istedi. Sosyal medyada yoğunlaşan tepkilerde Filistin'e destek verilirken İsrail'e bu saldırıları durdurması yönünde mesajlar veriliyor. Filistinli gençler Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıları sosyal medya aracılığıyla dünya kamuoyuna anlatırken bu platformlarda birbirleriyle dayanışma sağlıyor. Gazze'de meydana gelen saldırıların dünya kamuoyuna duyurulmasının ardından işgalci İsrail'e artan tepkiler yönetimin işini zorlaştırıyor. İsrail yönetimi, Arapların sosyal medya üzerinden organize olduğu iddiasında bulunarak Facebook, Twitter ve TikTok'a müdahale edilmesi emrini verdi. Sosyal medya üzerinden Filistinlilere yapılan saldırıları gören birçok isimse tepkilerini göstermeye devam ediyor. Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanlara hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-i Şerif'ten ayrılmayarak nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. İşgalci Tel Aviv yönetimi ise daha sonra Gazze'ye saldırılar başlattı. Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugay'ı çok sayıda üst düzey komutanlarının İsrail bombardımanında öldürüldüğünü doğruladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanarak bir çözüm bulmaya çalışılması gerektiğini ifade etti. Peskov, her iki tarafı da itidale çağırıyoruz. Sivil kayıpların artması ve ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanmasından endişe ediyoruz ifadelerini kullandı. İsrail ordusu Gazze şeridine topçu bataryaları, tanklar olmak üzere ağır askeri teçhizatlar gönderdi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da ateşkes planlamadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi. İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail savunma kuvvetleri saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesine konuşan Mısırlı ve Filistinli kaynaklar, gerilimin düşürülmesi ve ateşkes sağlanması amacıyla salı öğleden sonraya kadar yürütülen görüşmelerin İsrail ve İslami Cihat'ın itirazları nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi. Kaynaklar, Mısır istihbaratının Ramazan bayramında ateşkes ilan edilmesi için önemli bir fırsat olarak gördüğünü aktarmıştı. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye de geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada son dönemdeki saldırıları başlatanın İsrail olduğunu söylemişti. Haniye, Kudüs'e yönelik saldırganlıklarına son vermeleri şartıyla mevcut gerilimi arttırmaya da düşürmeye de hazırız demişti. İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarını sürdürmesi sonrası Hamas güçleri Gazze'den Aşdod ve Aşkelon şehirlerine 50 roket fırlattı. Füzelerin ateşlenmesinin ardından demir kubbe hava savunma bataryaları aktif hale geldi. Şehirlerden siren sesleri yükseliyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivle konuştuğunu belirtti. Michel, az önce İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. Son zamanlarda yaşanan şiddetin tırmanmasından ve ayrım gözetmeyen hedef almadan dolayı çok endişeliyim. Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır ifadelerini kullandı. Afrika Birliği, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. AFB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada
Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara ve Gazze şeridine yönelik saldırıları kınayarak birlik olarak Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı. Muhammed, Filistinliler için Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir devleti desteklediklerini kaydetti. Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda şu ana kadar 13'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 53 kişi şehit düştü. Yaralı sayısı ise 320'ye yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail ve Filistinlileri uçurumun eşiğinden geri çekilmeye ve her iki tarafa da itidal göstermeye çağırıyor. Birleşik Krallık artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Conkris da pazartesi akşamından bu yana Gazze şeridinden 1000'den fazla roket atışı yapıldığını, bunların neticesinde 5 İsrailinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşında Filistinli bir çocuk şehit oldu. Harem-i Şerif hem Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılıyor. Yahudiler için bölge Museviliğin en kutsal noktası ve Tevrat'ta adı geçen iki mabedin de geçmişte bulunduğu yer. Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki 6 gün savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana İsrail Devleti'nin işgali altında bulunuyor. 1967 yılından bu yana İsrail burada en az 10 yerleşim birimi kurdu. Buraya yaklaşık 200 bin civarı Yahudi yerleştirildi. Uluslararası hukuk tarafından Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor. Ancak İsrail buna itiraz ediyor. Kudüs'te yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Nüfusun %37'sini Araplar, %61'ini de Yahudiler oluşturuyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımları göz kamaştırıyor. İnsansız hava araçlarıyla adından söz ettiren Türkiye, uluslararası basının gündeminden düşmüyor. ABD merkezli Forbes dergisinin "İşte karşınızda Türk donanmasının SİHA gemisi" başlıklı haberinde Türk endüstrisinin gemilerden sabit kanatlı insansız hava araçları fırlatmanın etkili bir yolunu bulmuş gibi göründüğü aktarıldı. Haberde bu basit yöntem Türk donanmasının yeni saldırı gemisi TCG Anadolu'yu dünyanın ilk gerçek insansız hava aracı gemisine dönüştürmesine yardımcı olabilir denildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın geçen hafta katıldığı havacılık ve uzay zirvesinde ilk Anadolu amfibi hücum gemisine konuştuğu Bayraktar TB3 SİHA'nın görüntüsünü paylaştığı anımsatıldı. Projeyi gösteren Bayraktar, Sedef Tersanesi tarafından üretimi yapılan Anadolu havuzlu çıkarma gemimizdeki Bayraktar TB3'ün iniş ve kalkış konseptini gösteren bir resim. "Deniz kuvvetlerimize önemli katkı sunacağını değerlendiriyorum" ifadelerini kullanmıştı. Gemideki pistin orta hattında bir vinç ve makara görülüyor. Kablonun rampa boyunca güvertede SİHA'nın fırlatılmaya hazır olduğu noktaya kadar uzandığı kaydedildi. Vincin muhtemelen SİHA'yı güverte boyunca ve rampadan yukarı sürükleyeceği uçuşun bu şekilde gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Fırlatma sisteminin sadeliğiyle dikkat çektiği aktarıldı. Öte yandan TCG Anadolu'nun birkaç değişiklikle Bayraktar TB2 ve 3 ve helikopterlerden oluşan filoya ev sahipliği yapabileceği bilgisi paylaşıldı. Aynı haberde geçen sonbaharda Ermenistan'la Azerbaycan arasında kısa süreli savaş sırasında Azerbaycan'ın TB2'leri ve diğer insansız hava araçları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu silahlarını ve hava savunma sistemlerini imha etti. Aynı tür robotik hava seferberliğinin denizdeki bir platformdan yapıldığını hayal edin denildi. İnşasının son aşamasında olduğu belirtilen Anadolu gemisinin 2022'de filoya katılabileceği kaydedildi. İsrail işgal güçleri Kudüs merkezi saldırılarını sürdürüyor. Kudüs'ü Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'yı işgal faaliyetlerini arttıran İsrail, diğer yandan Golan, Suveyda, Tedif, Deir ez-Zor ve Haseke hattında korsan koridor inşa etmeye çalışıyor. Terör örgütü PKK'yı Türkiye sınırından Akdeniz'e indirme hayalinin Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları ile sona ermesinin akabinde uygulamaya konulan proje, aynı zamanda İsrail'in Güney Koridoru'ndan Fırat-Dicle arasındaki vaat edilmiş topraklara ulaşması anlamına geliyor. İsrail'in bu yolla Türkiye'ye komşu olmak istediğini ve sınır boyu 4 farklı noktada Mossad, yani İsrail'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı'yla karargah kurulduğunu söyledi.
Yerli bir gazeteye konuşan Hamad, bölgeye çok sayıda İsrailli uzman, bürokrat yanında İsrail istihbaratında görevli müsteşarların geldiğini ve bazılarının uzun süre kaldığını ifade etti. Suriye'nin önemli aşiretlerinden Cubur aşireti lideri Mudar Hamad, İsrail'in merkezi olduğu plan dahilinde 2,5 milyon Suriyelinin bölgeden çıkarıldığını söyledi. Hamad, Türkiye'nin Afrin Fırat Kalkanı, Tel Abyad ve Resulayn operasyonları sebebiyle 2015 yılında çizilen PKK-İsrail koridoru iptal edildi. O dönem Haseke, Kamışlı, Ayn el-Araba, Tel Abyad, Resulayn, Cerablus, Afrin, Hırbıt el-Cuz, Gımam kıyı şeridinden Akdeniz'e PKK'yı indirme hesabı yapılmıştı. PKK'yı denize indirme gibi gösterilen olayın arka planında İsrail'i vaat edilmiş topraklar arz-ı mevut sahasına taşıma emeli yatıyordu dedi. Mudar Hamad, yüzyılın en kanlı projesi dediği İsrail'in Türkiye'ye komşu olma hayaliyle ilgili şunları anlattı. Her şeyden önce bu durum Türkiye'nin milli güvenliği açısından PKK'dan çok daha büyük bir tehdit olur. Tıpkı Filistin'de olduğu gibi Suriye ve Irak'ta da on binlerce kilometre kare bu kirli plan için insansızlaştırıldı. Daha önce ismini bile anmanın ölüm olduğu yerlerde Mossad ajanları cirit atıyor. Türkiye sınırına sıfır noktadaki Remeylan, Kamışlı, Malikiye ve Amude'de Mossad'a ait noktalar var. Haseke'nin Müfti Mahallesi'nde 4 katlı bir binayı ana karargah olarak kullanıyorlar. Lojistik üs olarak Haseke güneyinde yer alan Şeddadi ilçesini seçtiler. Mukayyem Bulgari denilen yer tamamen Mossad'a tahsis edildi. Kamışlı'da sınıra çok yakın bir noktada bulunan El Kaddur Mahallesi'nde 3 ev İsrail ajanları tarafından kullanılıyor.